Evet, herkes hoş geldi diyoruz yayınımıza. Şöyle bilgisayarımızın sesini de kısalım. Evet, şöyle iki değerli müzisyenin yanına geçeyim ve artık başlayalım. Arkadaşlar, Kork Türkiye tarafından hazırlanan bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Bugün değerli iki isimle beraberiz. Sağ tarafımda, size göre sol tarafta İlki Hatipoğlu ve sol tarafımda, size göre sağ tarafta sevgili Nedim Roacan'la Birazdan beraberiz. boksa girecekmişiz gibi bir şeyle. Aynen. Böyle ben ortanızdayım. Birazdan fight yapacağız ve savaşımız başlayacak. Bu bir savaş olmayacak. Çok eğlenceli, güzel dakikalar geçireceğiz. Bu iki değerli insanı tanıyacağız. Arkamda görmüş olduğunuz bu ekipmanları, ne işe yaradığını, burada neler döndüğünü göreceğiz. Bize bütün ayrıntıları sevgili İlki Hatipoğlu anlatacak. Biz daha Ve çözemedik ama. evet, önce sizi tanımakla başlayalım. İlki Hatipoğlu, biraz sizi dinleyelim. Merhaba. Yaklaşık 25 senedir profesyonel müzikle uğraşıyorum. Son 2 senedir Nedim'lerle beraber bir grubumuz var. Berk Hatipoğlu, Başar Ünder, Nedim Roacan ve ben. Grubun ismi Eko. Yaklaşık bir ne kadar oldu? 7 ay oldu mu? Evet. İlk çıkardığımız 7 dörtlüden. ay önce yeni albüm çıkardık. Güzel gidiyor. Şimdi de işte bir single çıkmak üzere. Ondan sonra tekrar bir EP çıkmak üzere. Stüdyoda kayıt aşamasındayız sürekli. Süper. Evet. Nedim Ruhacan. 25 sene mi demiştin? 26 senedir. Artırıyorum. Artı bir de. Yok. Yani biz İlke'yle ve Berke'yle çok eski arkadaşız. Onların yani ilk grupların oluşması vesaire, ilk hani amatörden profesyonele geçişleri, benim amatörden profesyonele geçişim falan hep aynı dönemler aşağı yukarı. Çok birlikte paslaştık, birlikte birbirimizin çaldığı yerlere gittik. İşte son birkaç senedir de yollarımız tekrar kesişip birlikte müzik yapmaya başladık. Onun dışında ben profesyonel olarak hani kiralık davulcu formatında gidip hani bir sürü şarkıcıya, bir sürü albümlerde eşlik ettim ve sahnede aynı zamanda eşlik ettim ve buna da aşağı yukarı devam etmeye çalışıyorum. Eko da benim kişisel zevkim ve hani kalan bütün zamanımı ayırdığım diyeyim, arkadaşlarımla birlikte güzel bir şeyler yapmaya çalıştığımız bir grup. Süper. Bu arada arkadaşlar, ilk 10 dakika dinlediğiniz şarkılar bu bahsedilen Eko grubun yeni şarkıları. Doğru mudur? Doğru. Yanlış olmasın, aman Evet. sürçülisan etmeyelim. Peki biraz bu aşamadan da yani bu grup oluşumu biraz sizin daha keyfi olarak bahsediyorsunuz. Daha böyle kendi kafamızı yaşayalım durumu var anladığım kadarıyla birazcık. Evet, biraz öyle. Yani grubu başlarken bir proje kafasıyla hiçbir şekilde başlamadı. Daha doğrusu hadi albüm yapalım diyerekten başlamadık bu şeye, projeye. Nedim Başar'la beraber onların bir performansı vardı. Beraber çaldılar ve onu izlemiştik Berke'yle beraber. Acayip hoşumuza gitti, böyle elektronik bir takım, böyle işte soundlar, noise'lar vesaire falan, böyle çok güzel bir şey yapıyorlardı. O sırada da işte Berke'yle ben de yeniden böyle bir müzikte ne yapsak ne etsek falan diye kafamızda bir takım fikirler vardı ama sadece bir tane bir film müziğinde bir şarkı yapmıştık. O sırada işte oradaki artık yukarıdan gelen enerji midir neyse, artık onun adını tanımlayamıyoruz. O şarkıyı yaparken Nedim'le konuştuk. İşte Nedim şarkıda bize çalar mısın diye. Seve seve falan dedi. Ondan sonra ama Nedim de bir yandan bize diyordu işte sizi Başar'la tanışmak istiyorum ya, bir ara işte buluşalım falan derken tesadüfen aynı filmde Başar da zaten filmin müziklerini yapıyormuş. Ondan sonra kabaca biz orada bir tanışma fırsatı bulduk. Ondan Evet. sonra da tamamen keyiften hani bir gün stüdyoda toplanalım da bir şeyler çıkartalım falan derken öyle başladı. Evet, burada olmayan sevgili Başar ve diğer Berke'ye. Berke'ye de selam Evet. olsun. Bizi Evet. izliyorlarsa el sallıyoruz onlara. Süper. Başar Berlin'de. Berke yan binada. Berke Berke yanında. yakınlarda. Bu arada arkadaşlar, sormak istediğiniz her türlü soruyu bize yazabilirsiniz. Ben buradan aynı zamanda da yayını takip ediyorum. Yayınla ilgili tabii şöyle bir durum da var. Seste herhangi bir problem olur vesaire olur, bizi buradan uyarabilirsiniz. Gerekli bütün önlemleri aldık bu sefer, herhangi bir sorun yaşamamak için, ama yine de insanlık hali, canlı yayın kazaları olabiliyor. Şöyle dönüp baktığımız zaman abi, böyle yani insanın başını döndürecek şeyler var bu Onlar hep arada. ışıktan ya. Bir illüzyon durumu var böyle. Ben içeri girince böyle bir etkilendim böyle önce bir böyle. Bunların yarısı dummy, çalışmıyor.
Yok, hepsi çalışıyor. Evet. Bugünkü kullanacağımız setup hangi taraf? Ağırlıklı olarak galiba bu taraftayız, tamamen, değil mi? Şu tarafta. Evet. Benim arkamda kalan kısmı ama size detaylarını göstereceğim arkadaşlar. İlk atıp ondan dinlerken. Şöyle yapalım. İsterseniz önce bir araya performans sıkıştıralım. Bölüm bölüm gidelim derim. Böyle hani biraz da rahatlama olur açısından. Şöyle yayının stresini atalım üstümüzden. Şöyle bir parça yapalım. Arkasından da setup vesaire genel konular hakkında konuşmaya devam tamam, edelim. Tamam, okey. Tamamdır. O zaman ben şimdi reji tarafına geçiyorum. Sen sizi yalnız bırakayım. Aynen. Bize takılalım. Tamam, evet. Tamam. Sözü size bırakıyorum. Bir şarkı yok tabii. Biz bakalım ne çıkarsa. Bakalım ne çıkarsa, biliriz. Evet. Tamam. Şimdi her zamanki gibi headsetleri kapatacağım. Ortam sessizleşecek. Okey. Ve söz sırası sizde olacak. Buyurun. Önce bir... Thank you.
Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. İki kişi böyleyse dört kişi artık hayal edemiyorum. Yani. Evet. En kısa sürede sizi canlı izlemek istiyorum yani ben. Tamamen improvize şu anki yaptıklarımız arkadaşlar. Tamam. Çok ufak bir ön hazırlık olduğunu söyleyebilirim. Gündüzden sadece soundcheck yapıldı, o kadar. Onun haricinde. O kadar klavye bir tek sadece. Bu arada Başar ben buradayım diye yazmış. Ondan sonra Cihan Ünalan bir yorumda bulunmuş. Cihan da bizim ilk klibimizi çeken yönetmenimiz. Eyvallah, süper. Kendisine selam olsun. Özlem Hepşen evde turşu yiyip dizi izliyordum. Aro sizden yazmış. Al işte. Süper. Turşu dizi. Büyük bir şey. Güzel gider. Aynen. Diziden sonra biz daha kafa açıcı oluyoruz bu durumda. Evet. Biraz daha öyle gözüküyor. Evet evet. Gerçi diziye bağlı yani. Hangi dizi olduğunu yani, da sormak lazım. Yani tabii. Alternatif bir şey değil. Alternatif bir şey değil. Tahmin ediyoruz. Evet, ben buradan yorumlarınızı, yazdığınız soruları vesaire her şeyi takip edip okumaya devam edeceğim. Sizin sanırım official sayfanızdan da Ola diye bir yorum gelmiş. Orayı yöneten eğer her kimse ona da selam olsun arka tarafında. Ola. Ola. Kim yazmış olabilir? Bizim İspanyol bir İspanyol arkadaşlarımız olabilir. Olabilir. Ya da biz Arjantin tayfası mı kim? Peki Ola kim? Ben birazcık şimdi işin setup tarafına gelmek istiyorum. Tabii arkadaşlar bu tür konuları çok merak ediyorlar. Çok da bu tür konularda ülkemize sağlıklı biraz bilgi akışı olmadığı için insanlar ya tamam bir şey yapılıyordu ama nasıl yapılıyor? Bunun mutfağında ne var kısmı açıkçası her zaman bir soru işareti olmuştur. Özellikle burada şimdi normalde akustik yani Nedim Roğacan'la başlayalım. Bir akustik davul durumu varken bugün burada tamamen olay biraz pet tarafıyla işliyor. Evet. Ben şimdi onlara biraz yakın çekim yaparken sizden de biraz detaylarını rica edebilir miyim ben? Tabii. Tamam. Tabii. Şöyle ben yer değiştireyim o zaman. Evet, buyurun. Şimdi buradaki iki tane Electribe'ımız var. Bu Electribe'larda önceden bazı hazırladım. Noise mesela noise based bir şey var bu Electribe'de. Birazcık böyle noise based bir de bozacımız var. Boza mı o? Ya çok iyi. Mesela anladın mı? Yani bu her an her şey olabilir. Evet. Mesela Electribe sampler olsaydı evet alabilirdik. Yani bu birazcık böyle noise based bir benim hazırladığım böyle bir içindeki işte synthesizer'la şeyden işte noise katından hazırladığım böyle bir setup var. Burada mesela bakalım burada biraz daha işte 808-909 kafasında bir setup'ımız var. İşte ona göre istediğimiz gibi şu touchpad'imizle şey yapabiliyoruz. Böyle bir efektlendirme yapabiliyoruz. Hani şey gibi. Chaos pad gibi. Gibi. Mesela buna önceden bir paternler hazırlayabiliyorum. Ya da o anda duyduğum işte mesela ilke bir bas sequence yazıyor. Ben onun üzerine o real time bir o zamanda yani bir şey uydurabiliyorum. Sequence uydurabiliyorum. Ondan sonra bunun üzerine gidiyoruz falan filan. Ondan sonra aslında ben bunları akustik davulla bazen dobleliyorum. Bazen tam tersi o yazdığım şeyin tam arasına girecek başka bir akustik davulla başka bir patern yazıyorum. Yani burada yazdığım şey neyse böyle bir şey yazdıysam mesela bunun tam arasına girecek mesela başka bir patern yazabiliyorum gibi. Ondan sonra işte onun arasına girecek yine bir gitar paterni, onun arasına girecek bir vokal paterni falan filan yazıp ondan sonra hepsini birleştirip bir şarkı haline getiriyoruz. Yani herkesin aynı anda aynı şeyi çalması gibi değil de biraz herkesin birbiriyle bütünleşip bir kompozisyona girmesi gibi bir durum oluşturmaya çalışıyoruz. Buradaki durum bu. Bununla alakalı sormak istediğin bir şey var mı? Mesela... Benim yok ama izleyen arkadaşlarımızın olur diye tahmin ediyorum. Evet. Mesela burada daha melodik şeyler var birazcık.
Elektra'yı ilk açtığın zaman zaten bir tane sadece kick, bir tane kick geliyor, bu geliyor, bu geliyor, başka bir şey yok yani. Sen bunun üstüne devam ediyorsun, işte mesela atıyorum, bir tane sequence yazıyorsun, sequence neyle yazabilirsin? Bir tane performansa doğru gidiyoruz anladığım kadarıyla. Ya, şimdi sormazsan gidiyor. Soracağım. Abi şimdi İlke abi hareketlendiği için ben vazgeçtim sormaktan. Dayanamıyorum. Boş duramıyorum. Şöyle bir araya gireyim ben. Zaten bu aşamamıza sürekli devam edeceğiz. Peki, şöyle arkadaşlara bakarak konuşayım. Akustik davuldan sonra hissiyat nasıl oluyor? Yani şimdi bu işin elektrik tarafında biraz zaman ayırmak lazım aslında. Bunlar da neticede kolay öğrenilmeyecek ürünler değil bir taraftan baktığınız zaman. Yani kendiniz de oturup düzenli bir çalışmalar yapıyor musunuz bu şekilde? Bunlarla mı? Evet. Vallahi ben özellikle şu kutuyu, şu Electribe'ı çantamdan çıkarmıyorum gibi bir şey. Benim için hani laptop gibi bir şey oldu. Yani kafama gelen fikirleri direkt hani buna kaydedebiliyorum. Çok kısa fikirler tabii bunlar. İşte birbirini takip eden paternler oluyor, looplar oluyor. Ama onun üstüne mesela davul çalışmak bence metronomla çalışmaktan daha zevkli. Çünkü daha zevkli. Bir metronom gibi düşün. Altyapıyı burada hazırlayıp üstüne evet, akustik, üstüne davulla çalışıyorum hibrit bir setup falan. Olabiliyor. Hibrit bir setup yapabiliyorum. İşte buradan bir şey açıp üzerine davul çalışabiliyorum vesaire. O da bana güzel geliyor yani. Hani yanında bir şey taşımak için bence çok güzel bir alet. Sahnede? Kullanıyor musunuz? Yani bu benim yeni kullanmaya başladığım bir tamam. alet. Bundan önce başka bir marka kullanıyordum. Bunu daha sahneye taşımadım ama bunu davulla da trigger edebilirim yani. Buradaki sesleri yani buradaki sesleri çok rahat bir şekilde şey yapabilirim. Akustiğe trigger bağlayıp buradan da midi bağlantısı yapıp. Evet, ha, müthiş. Aynen, aynen. Müthiş. Tabii. Hiç problem değil. Gayet başarılı. Yani şey de çok rahat oluyor. Yani efektlendirmek de çok rahat bunu. Yani istediğin gibi burada şey yapabilirsin yani real time böyle bir efekt yani şey yapabilirsin davuluna real time hani efektler buradan açıp kapatabilirsin falan. Harika. O da güzel bir fikir yani. Süper. Neden olmasın? Abi sıra sana geldi.
Olayı gördüm. Evet. Aynılarını şimdi senden bekleyeceğim. Ama senin setup'ını ben iki bölümde inceleyeceğim. Benden niye bu sesler çıkıyor diye şimdi merak ediyorum. Çünkü birini ben kullanıyorum, birini Nedim kullanıyor. Ben de şu an yeni öğrendim şeyler oldu. Ya ama cihazlar öyle bir cihaz ki yani gerçekten biraz ucu bucağı yok yani. Hani tamamen hayal ve içindeki sesleri artık siz nasıl bir sıralamaya koyarsanız, ne yaparsanız. Ya şöyle bir realite var. Evet. Korg özellikle son yaptığı inovasyonlarda inanılmaz user-friendly aletler yaptı. Yani başına oturup birazcık vakit harcadıktan sonra gerçekten çok çabuk aleti kavrayabiliyorsunuz. O açıdan çok önemli bir şey. Çünkü ya bir alete alışmak, onu kullanmayı öğrenmek eğer ne bileyim synthesizer'la aşina değilseniz kullanmayı da hani şey olarak yani en başından itibaren osilatör nedir vesaire falan hiçbir şey bilmeden başına girdiğiniz zaman gerçekten işin içinden çıkmak çok zor bir şey. Yani kullanıcı arayüzü aslında şey, evet. Dostane. Çok pratik dostane, yapmışlar. Dostane, özellikle işte şu Volca serisi bizim için bayağı sahnelerde falan da çok pratik oluyor. Çünkü yani hakikaten neredeyse cebine sokacaksın. Evet. O kadar ufaklıkta. Peki oradan biraz başlayalım. Ben yine biraz detay görüntü vereyim arkadaşlarımıza. Hani nasıl bir bağlantı var, ne var? Sizden de biraz dinleyelim bu arada. Evet. Şu anda zaten hani bizim... Çok özür dilerim. Hangi taraftan başlamak istersiniz anlatmaya? Aslında biraz karışık. Yani tamam. Soldan sağa doğru oradan oraya sağdan doğru sola doğru gideyim ben. Tamam. Öyle yapalım. Bizim setup'ta şöyle bir şey var. Echo ile beraber çaldığımız aslında temelinde elektronik bir müzik yapan bir grubuz. Ama elektronik müzikçilerin çoğunda hani alttan bir altyapı verip üzerine işte minimumda hani DJ gibi daha az takılmak, mümkün mertebe bir şey çalmamak ya da daha melodik şeyleri canlı bırakmak gibi bir takım böyle bir şey vardır. Yani bir pratik vardır. Biz onu yapmıyoruz. Bizde bütün aletler yani Başar'ın, Berke'nin gitarlarındaki pedallarına kadar her şey birbirine MIDI ile bir main clock olarak bağlı. Hepsi birbirinden bir metronom alıyor. Ve bütün metronomlarda bize Swiss Clock şeyden geliyor. Nedim'den geliyor. Ama şu an ekranda göremiyoruz. Kadrajdan kaçtı. Ve evet, evet. Nedim ben de aslında yani yaptım. Bir yandan hani trigger'la falan şey yaptığı için aslında o da bazen kendi şeyine göre çaldığı duruma göre trigger'lar kullandığı için aslında normal şarkılardaki akustik performanslardaki özgürlüğe sahibiz. Yani Nedim yavaşlamaya başladığı anda benim bütün klavyelerim içindeki böyle arpeggiator'lar, sequencer'lar hepsi beraber onunla beraber onun timing'iyle beraber düşmeye başladı. O benim çok ilgimi çekti ve daha önce gerçekten hiç böyle bir şey duymamıştım. Evet. Yani hani bütün olayı MIDI'den bağlayıp... Dolayısıyla bütün şeyi o elektronik müziği aslında canlı çalıyoruz. Aynen öyle. Ve yani yaptığımız şarkılar da bizim stüdyoda tamamen bu kafayla çıktı. Masa başında üzerine çok az şeyler ekledik. Yani temelinde o bütün arpeggiator'lar, sequencer'lar her şey bilgisayar başında değil canlıda çıktı. Şöyle adlandırabilir miyim? Mesela sahnede de o zaman şöyle bir durum ortaya çıkabilir mi? Mesela başladınız çalmaya, şarkı kendi içinde organik yaşıyor. Evet. Yani bir anda işte işi yönlendiren atıyorum Nedim Roacan bir anda ritmi hızlandırabilip sizi de öyle bir ambiyansa sokabiliyor o zaman anladığım kadarıyla. Evet, mesela. Aynen öyle. Bu canlı performansı da bu yaşanabiliyor o zaman. Yani o bağlarınız... Onun şöyle bir avantajı var işte. Hı-hı. Çalıyorsun alttan en ufak bir tane hani bir sesi bile baştan sona verecek olsanız sizi işte şarkı 3,5 dakikası 3,5 dakikayla sınırlıyor. Yani evet. Belki aslında o konserde yaşayacağın enerji, o işte motivasyon her şey değişecek yani. Ve niye 3,5 dakikayla sınırlı olasınız ya? O bitecek, ondan sonra ne yapacaksınız falan diye düşünmeye başlayacaksınız. Aynen. Bizde öyle bir şey yok işte. Yani şarkı istersek yani 25 dakika çalarız. Nabza göre şarkı evet. Durumu oluyor aslında sahnede. Seyircinin o, de yani, hareketine bağlı çalan olarak. Çalan için de keyifli bir şey. Çalan için de keyifli, aynen öyle. Yani bitirmek zorunda değilsiniz işte. Yani. Bir ölçü sonra bitirsin. Belki orada biri daha, bir solo daha atacak. Ondan sonra bitirsin yani. Ya benim son dönemlerde ilgimi aslında bu tarz şeyler çekiyor böyle. Çünkü hani hep işte bilgisayar. Hazır bir altyapı. Hmm. Üstüne diğer enstrümanlar live. Hani biraz bu konsept dışında bir durum aslına bakarsanız. Yani her şey organik. Ritim. Hmm. Bir kere ritim şeyi yok. Yani ritim tamamen özgün. O an evet. Hangi ritim? Ya canınız sıkıldı. 70 ile başladınız. Bir anda işte 120'ye çıkabilir yani. O bile yani. Yani hani şarkının içindeki, içindeki dengeler. İnişler çıkışlar çok önemli şeyler. Sadece bu hani tuşe olarak değil. Bazen gerçekten hızlanması gerekiyor şarkının.
Yani biraz koşturmayıp bazen bir yerde çekmen gerekiyor. Yani bu imkanı biz grupta sağlayabildik. Süper. Şimdi tekrar buraya dönelim. Setup'ınız için de bu aletlerin görevi, işlevi hakkında biraz bilgi istiyorum ben sizden. Şimdi volkalar var. Hı hı. Volkalarda ya her birinde bir tane sequencer mutlaka oluyor volkaların. O açıdan çok pratikler. Burada benim iki tane davul yazdım. Bir tanesi full analog bir alet. Diğeri de sampler. Ufak pratik aletler. Ben onları şey için kullanıyorum. Kompresörden geçirerekten benim klavyelere gönderiyorum. Böylece aslında işte o elektronik müzikte o sidechain seslerin böyle bir ritim içinde o pedlerin falan iniş çıkışlarını onunla beraber sağlıyorum. O da yine işte canlıda şeyi metronomu yine Nedim'den alıyor. O bana verdiği zaman da benim o pedlerin işte elefoları onunla beraber tekrardan değişiyor. Hı hı. O amaçla kullanıyorum. Onlar bir komprese gidiyor. Oradan da işte klavyelerle beraber miksere gidiyor. Onun haricinde evet, o tarafa çoğunlukla gelelim. Özellikle bu albümde çok kullandım. Minilog kullandım. 4 sesli polifonik bir synthesizer. Bu da full analog. Çok güzel bir osilatörü var içinde. Hatta 2 osilatör var, pardon. Bu aletin beni en çok, nasıl söyleyeyim, hayran kalmama sebep olan şeylerden bir tanesi. Bir defa zaten içinde güzel bir sequencer var, 16 step. Bir şeyleri çok güzel yazabiliyorsunuz. Ama en güzel özelliği aynı zamanda knobları da herhangi bir şey değiştirdiğiniz zaman onları da kaydedebiliyor olması real time. Dolayısıyla bir ses üzerinde bir şey yazıp da üzerine bir şeyleri çevirdiğiniz zaman onu da kayda alıp o şeyi tekrarlamaya başlıyor. Ve çok fazla klavyede bu yok. Bu özellik yani birçok analog synthesizer'da yok. Dolayısıyla o açıdan çok pratik bir alet. Monolog da zaten başka bir osilatör ve filtreyle kullanılmış. Ama temelinde aynı klavyenin monofonik versiyonu. Ama filtreleri ve şeyi osilatörü farklı olduğu için tabii tonları da başka olmaya başlıyor. Yani hani bir alacağıma dört alayım diye ikisi kısmen başka klavyeler olmaya başlıyor. Sesleri değişiyor çünkü. Bunlar birbiriyle zaten aşağı yukarı uyumlu iki alet. Kardeşler. Kardeşler. Evet, yani bir tanesi monofonik, bir tanesi polifonik bir alet. Hı hı. İkisinde de 16 step sequencer var. Aynı zaten temel şeyi kullanıyorlar. Sahnede durumları nasıl? Sahnede bunu çok kullanıyorum. Evet. Monolog biraz daha şeye göre değişiyor. Çünkü monolog daha sub sesleri falan olan, hı-hı, bir alet. Güzel bas sesleri var. Ama onun için bende burada bir tane MS-20 var mini. Bizim grubun basçısı aslında bu. Evet. Orayı da bir böyle arkadaşlarımıza gösterelim istiyorum. Evet. Ya biz bir sürü bas kullandık farklı farklı şeylerden, markalardan. En son karar kıldığımız MS-20 oldu. Evet. Yani en tahta karakterli. Seni böyle alayım abi istersen. Nasıl tokat sana? Gibi sesi var ya. Yani böyle ne Türkçesini şey yapamadım da hani böyle rubber derler, böyle tahta karakterli ve yırtan çok güzel bir bas karakteri var. O da herhalde filtreyle alakalı özellikle. MS-20 filtresiyle alakalı. Bizim gruba çok güzel uydu. Evet, çoğunlukla onu kullanıyorum. Yani baslarda neredeyse %90'ında onu kullandım. Evet. Bir de %99.9 canlı çalıyor basları ilke. Yani eliyle çalıyor. Ve basçı gibi çalıyor. Yani gerçekten benim çalıştığım en iyi basçılardan bir tanesiydi. Şöyle biraz kenara alabilir miyim abi seni? Nereye? Soluna doğru. Benim soluma? Evet. Abi azıcık seni de rica şimdi, edeyim. Aynen öyle. Buradayım. Burada operatör santralimiz var. Buradan biri aradığı zaman. Biraz öyle duruyor değil mi? Zaten şeyi evet. Şekil itibariyle de şöyle arkadaşlarıma da göstermek istiyorum. Benim bu arada buradaki en çok ilgimi çeken alet oydu zaten. Aslında şimdi onların içinde işte o analog synthesizer'ı görseli de aslında çok en fazla gösteren bu olduğu için evet. Çok dikkat çekiyor. İşte o bunların atalarındaki o büyük duvarlarla falan aslında temelinde aynı şeye sahip. Temelinde işte iki tane osilatörü var. İşte biri şöyle göstereyim mesela. Bu arada birkaç yorum da okuyayım. Hadi araya girip. Şenol Kavasoğlu kolay gelsin arkadaşlar demiş. Berk Hatipoğlu ben de buradayım. Selam herkese demiş. Bizden de selamlar olsun. Selamlar. Nedim'in headseti çalışmıyor demişler. Hello. Hello. Ses test 1 2.
Kontrol ediyorum hemen. Evet, birazdan onu da şu an gelmiş olması Hello. Gerekiyor. Hello, ses. Tamam. One. Tamam. Düzelttim. Ama bu arada sanırım konuşmalar herhalde duyulmuştur zaten. Bizim mikrofonlarımızdan fazla evet, gitmiştir. Evet. Zaten minicik bir odadayız. Evet. Ve çok yakınız birbirimize. Geniş açı kullanıyoruz. O yüzden o kadar böyle büyük bir yerdeymişiz şeyi havası veriyorum. Peki biraz şeyle tekrar devam edelim mi? Onu Tebes anlatmakla mi? Evet. O biraz ilgi çekici bir alet. Onun sahne değeri var mı mesela? Oraya şu sahnede, an yakın çekimdeyim. Evet, yani %100 yeri var. En çok kullandığım alet. Grupta bir basçımız yok bizim. Ve işte bu müzikleri falan yaparken de aslında öyle bir ihtiyaç da duymadık. Çünkü yani sol elim boştaydı. Özetle. Bassları işte synthesizer'lardan falan almaya başlayınca gerçekten o gruptaki o ihtiyaç olan bir alt şeyi var. Sub sesler var. Onları çok güzel bir şekilde alabildiğimiz için o şekilde çalmaya başladık. Ve onun üzerine ben birkaç tane bass sesleri olan birkaç synthesizer denedim. Yani o prova döneminde farklı synthesizer'lar denedik ondan sonra. Ama en sonunda bunda karar kıldım. Çünkü gerçekten tabiri caizse hakikaten tokat gibi sesi var yani. Ve böyle altları o kadar çok dolduruyor ki bize şey mastering'i yapan arkadaş ne demişti? Evet evet. Mastering'ci biraz şey dedi. Basslarınız biraz biraz fazla olmuş çocuklar falan diye mastering yapamıyoruz biraz falan. Yani. Şimdi kameraya doğru. Biraz fazla. Dönüşünü rica edebilirim abi arkadaşlar. Dönüyorum. Sırtından. Hazır mısınız? Sırtından hitap etmedim. Son 2 3 bravo harikasın. Oh, süperi yap. Tekrar geldim. Evet. Başar teşekkür ederim bu arada uyardığın için. Tabii böyle şeyler olabiliyor. Demin yani şimdi buradaki teknik detayına girmeyeceğim ama öbür tarafta da bayağı böyle bir bağlantım var benim de. Yani buradaki yoğunluk kadar bir abi, işin o tarafında ya, da var. Anlamıyorsunuz. Miniciyiz. Evet evet. Evet. Ondan burada sonra, sıkış sıkış duruyoruz. Yanlışlıkla sizin headset'i felç etmişim ama şimdi düzeltelim. Hiç önemli. Hiç önemli. Tekrar geri geldi. Peki o zaman şöyle birazcık yine bir nefes alalım. Yine bir böyle improvize bir tamam. Şeyler karalasak. Tamam. Ne dersiniz? Tamam. Çıkacak. Ben o zaman tekrar yerime okay. Geçiyorum. Söz tamam. Sırası sizde. Tamam. Biraz o zaman tempoyu arttırayım ben. Nice. Thank you.
dediğim için tebrik ediyorum. Dövüşmeden. Çok teşekkür ederim. Harikaydınız. Elinize sağlık. Diyorum ya yani doğaçlamada böyleyse bir de organize olduğumuz zaman ortaya neler çıkar. Bizde iki kişi daha var. İki kişi daha var. Maalesef onlar da çıkıyor. Onunla ilgili sizler sistem hazırlıklarınızı bitirdiğinizde ben bir canlı yayın sözü almak istiyorum burada bizi izleyenler huzurunda. Tabii ki. Böyle bir yine stüdyo ortamında ondan sonra butik böyle biz bize bir durumda. Yapalım ya. Bizim çok güzel bir stüdyomuz var. Evet. Çok keyif aldığımız, böyle severek iş yaptığımız bir stüdyo. Ama her şeyi oraya getirip götüremiyoruz yani. Tabii onu söyleyeyim baştan. Yani vallahi işte buradan bu yayın için onu yapacağız. Ha, tabii, burayı taşıyacağım yani. Bahsediyorum yani ve tamam. Gerçekten çok güzel olur. Yani dördünüz bir arada tam teşekküllü bir yayın için. Ben en azından kendi adıma sizlerle olacağıma söz veriyorum. Sizlerden de aynı desteği zamanı gelince bekleriz. Evet, güzel olur. Hem de izleyenlerle buluşuruz. Ya, güzel bir etkinlik olmuş olur ondan sonra. Süper. İnşallah. Onun için güzel ben kendi adıma okeyim yani. Süper. Tamam. Gelince sizden de okeyi alacağım. Harikaydınız. Çok teşekkür ederim. Ben yayınımızın sonuna doğru geliyoruz. Tamam abi. Bunu kenara kaydedin. Lazım olabilir demiş Berke Hatipoğlu. Ya beste çıktı galiba. Beste çıktı. Bizde kayıtları var zaten. Size teslim edeceğim. Ondan sonra istediğiniz gibi devam edebilirsiniz bunun üzerinden. Tamam. Şöyle bakıyorum. Neredeyse şu an 57 dakika olmuş. Artık programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bize ayrılan sürenin. Ben çok teşekkür ederim. Özellikle abi ederiz. Sen yoldan geldin. Bütün yorgunluğuna katıldın. Çok teşekkür ederim. Ne demek her zaman. Çok naziksin. Tabii ki. İlk Hatipoğlu da bize evini açtı, stüdyosunu açtı. Burada güzel bir ortam hazırladı. Nedim de ilk defa geldi. Süpermiş. Evet, İkimizin de ilki oldu. Evet. Beni de çok güzel misafir etti, ağırladı sağ olsun her şey için. Çok teşekkür ediyorum ona. Kork biz teşekkür ederiz. Yetkililerine tabii ki bize bu güzel imkanı sağladıkları için onların da burada çok güzel desteği çok oldu. Çok teşekkür ederiz. En azından böyle bizi bir araya getirmelerinde bile yani bu gerçekten çok ince bir düşüncedir. Onlar da her zaman ülkede müziğin bir noktaya gelmesinde gerçekten çok destekçi. Herkesi desteklemeye çalışıyorlar ellerinden geldikçe. Bu yayınlarımız da devam edecek Kork Türkiye ekibiyle. Aynı zamanda da biliyorsunuz Can Elektronik bu arada Kork Türkiye yetkilileri. Onlara çok teşekkür ediyorum. Evet. Başta Serkan abi ve bütün çalışanlarına ayrı ayrı selamlar ve sevgiler gönderiyoruz. Herkese ben de kendi adıma çok teşekkür ederim. Sizi tanımak çok büyük bir zevkti. Çok naziksiniz. İsminizi hep duyuyordum ama böyle yan yana gelip bir şeyler paylaşmak, şu anı paylaşmak. Burada canlı bile performansınızı görmek. Bir de böyle daha çetrefilli işlerin altına girdiğimizde de eminim ki çok güzel ve eğlenceli olacak. Evet, da biliyorum. Çok daha keyifli şeyler çıkacaktır. Ellerinize sağlık şimdiden. Arkadaşlar bir sonraki yanımızda görüşmek üzere. İlke Hatipoğlu ve Nedim Roğacan'la beraberdik. Kendilerine sizin huzurunuzda da bir alkış yapıyorum. Görüşürüz. Ve görüşmek üzere. Şu tarafa geçip yayını kapatacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.